Herkese web tasarımcıdan merhaba. Bugün size ufak bir bilgilendirme videosu yapacağım. Instagram nedir adlı. Öncelikle Instagram'ın adının nereden geldiğini söyleyerek başlamak istiyorum. Dijital dünyadan önce teknoloji dünyası instant yani anında fotoğraf çeken makineler ile övünüyordu. Instagram adının ikinci bölümü olan gram kelimesi ise bizdeki karşılığı ile telgraf olan telegram kelimesinden gelmektedir. Telgraf bir gönderme şekliydi. Yani telgraf faks olarak düşünün. Faksla bir belgeyi başka bir yere gönderim sağlayabiliyorduk. O şekildeydi. Instant telegram kelimesine bakıldığı zaman fotoğraf gönderme anlamına geliyor. Instagram adı da böyle doğmuştu. Yani gayet mantıklı, gayet başarılı bir isim. Instagram öncelikle 2010 tarihinde Ekim ayında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak iOS yani iPhone ve iPad için geliştirilen sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleriyle kısa zamanda oldukça popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasına dönüştü. Instagram akıllı telefonlarda kullanılan bir video ve fotoğraf paylaşma uygulamalarından biri. Bu uygulamayı bu kadar ilgi çekici kılan ise çektiğinde sıradan fotoğrafların bile üzerinde pratik bir şekilde çeşitli filtrelerle şahane görünüm ve sahip fotoğraflar elde edebilmesidir. Yani mesela ne demek istiyorum? Buradan bir fotoğraf seçiyorum. İleri diyorum. Bakın burada istediğim gibi filtrelerle oynayıp ayarlamaları yapıp fotoğrafımı daha da güzelleştirebilirim. Farklı bir şeyler yapabilirim. Söylemek istiyorum. Bu yani. Neyse. Daha sonra açmayacaktım. Daha sonra sadece fotoğraf paylaşımı ile kalmayıp aynı zamanda ise sunduğu çeşitli efektler sayesinde ilgi çekici fotoğraflar çekebilmemizi sağlayan özelliklere sahip olmuş. Yani telefonumuzdan girdiğimizde ne oluyor? Fotoğraf çekerken efekt kısmı oluyor. Ya da hikaye koyarken efekt kısmı oluyor. Reels koyarken ya da bir video koyarken müzik ekleyebiliyoruz, anket ekleyebiliyoruz. Daha sayamadığım, şu an aklıma gelmeyen bir sürü özelliği var. Yani sadece bununla kalmamışlar, fotoğraf paylaşımıyla kalmamışlar. Daha da kat ve kat geliştirmişler. Ondan sonra yani son zamanlarda demeyeyim canlı yayın açma özelliği de o. Geldi. Hani canlı yayın özelliği de var. Bakın saymadığım şeyler arasında. Bu da bir özellik, bir artı. Instagram o kadar popüler oldu ki şu sıralar günde 40 milyon fotoğraf paylaşımı ise 8600 beğeni ve 1000 yorum yapılıyor. Kusura bakmayın biraz hızlı konuştuğum için arada bir sesim gidiyor sanırım. Umarım sıkmıyorumdur. Devam ediyorum. Bu söylediğim değerler de gittikçe yükseliyor. Yani şu anda aylık 90 milyon aktif kullanıcısı var. Hatta bundan daha fazladır. Şu an güncel olarak tam olarak ne kadar var bilmiyorum. Daha da fazlası vardır. Ve mesela Instagram ne işimize yarar? Neden vardır? Sorarsanız her sektöre her ürüne, her hizmete çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz artık. Yani bir şey pazarlamak istiyorsunuz, bir şey tanıtmak istiyorsunuz. Ya da kendi fotoğrafınız ya bir fenomen olmak istiyorsunuz, bir influencer. Artık bunları daha kolay insanlara gönderebiliyoruz. Yani ülke dışındaki hiç ulaşamayacağımız yerlerdeki insanlara bile artık ulaşabiliyoruz. Videonun başında ya da ortalarında bahsettiğim bu efektler kısmı, hikaye paylaşımı, müzik ekleme onları da videonun sonunda telefon üzerinden gösterip o şekilde koyacağım. Ya konu bu kadardı. Yani ekstra eklemek istediğim bir şey var mı diye sorarsanız şöyle her hedef kitleye ulaşabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Instagram'ı. Instagram bunun için yarıyor.
daha da gelişmeye devam edecek bir platform olarak gözükmekte. Bu kadardı. Umarım sıkmadım. Başka konular hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bakın burada numaranızı bırakın. Arayalım seçeneği var. Buna tıklayın. Numaranızı yazın. Mesajınızı yazın. Biz size en kısa sürede geri dönelim. Onlar hakkında da bilgi verelim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkmamışımdır. Görüşmek üzere.